özellikle Karadeniz Üniversitesi'nde görev yapan değerli hocalarımızın raporları, kitapları, Hacı Emiroğulları'nın Karadeniz'de Mesudiye'de bir beylik kurdukları ve orta Karadeniz'in fethinde rol oynadıklarını ortaya koydu. Bu tarihi gelişmeler ışığında biz de Malatya bölgesinde danışmentnamede geçen ifadelerden, açıklamalardan arada bir tarihsel bir irtibat olduğu sonucuna vardık. Ve bu konuda paneller yapıldı, toplantılar, konferanslar verildi. Ve en son akademik toplantıyı geçen yaz yaptık. Arapgir'de yaptık, Malatya'nın Arapgir ilçesinde. Ve bizim tarihi bir konağımız vardı, 213 senelik. Bu tarihi konağı devletimize hibe ettik. Devletimiz bu konağı restore ederek orasını 1071 tarih mekanı müzesi haline getirdi. Dolayısıyla artık bu bölgede Karadeniz'le Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindeki kültür hareketlerini daha sıhhatli bir zeminde takip etme imkanımız doğdu. Onun için müteşekkirim. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığım sırasında Karadeniz'den akrabalarımızın olduğu yolunda haberler, heyetler geliyordu. Ben ihtimal vermedim. Beni bir gün Karadeniz'e davet ettiler. Orada bir takım kültür ögelerini yakaladım. Ve gerçekten bu bölgede bir irtibat olduğu sonucuna vardım. Mesela bir oyun havası çalınıyordu. Aynı bizim Malatya, Arapgir oyun havası, aynı havayı çalıyorlardı kendilerine. Orada bir Tamzara diye bir oyun havası var. Tamzara meğer Şemin Karahisar'da bir beldeymiş. Ve onun oyun havası aynen Arapgir'de de oynanıyor. Dolayısıyla dokunan peştemallar, keşanlar, tekstil mamulleri, efendim ipek dokumalar, bütün bunlar bizim Arapgir bölgemizde de mevcuttu. Bu açıdan bir kültür birliği olduğu sonucuna vardım. Zaten danışmentnameye bakacak olursanız, danışmentnamede bütün bunlar yazıyor. Bildiğiniz gibi Anadolu'dan büyük mücahitler çıkmıştır, komutanlar çıkmıştır. Bunların en büyük önemlileri Battal Gazi'dir, Danışment Gazi'dir, Saltuk Bey'dir. Bunların destanlarının ikisi Malatya'dan çıkmıştır, Danışmentname ve Battalname. Zaten Danışmentname de Battalname'nin bir devamı mahiyetindedir. Dolayısıyla tarihi gerçekler Karadeniz'in fethinde 1071'den sonra Orta Anadolu ve Karadeniz'in fethi görevi verilen Danışment Gazi'nin Malatyalı olması ve Malatya'dan hareketle bu bölgeleri fethetmesi Malatyalıları da Karadeniz'de irtibatlandırmıştır. Zaten ağızları, şiveleri, kültür değerleri, üretilen mamuller, mallar, değer yargıları birçok noktalardan Karadeniz'de bu bölgeler arasında bir birlik olduğu ortaya çıkıyor. Aslında baktığımız zaman geniş manada Anadolu Birliği'nin zaten mevcut olduğunu, bu birliği korumak gerektiğini, bu birliği yeniden tesis etmek gerektiği de ortaya çıkıyor. Bu bakımdan biz mutluyuz. Açılan müzemize Arapgir'deki Hacı Emiroğulları konağına herkesi davet ediyoruz. Metin Emiroğlu Bey ile beraberiz. Doğu Karadeniz bölgesi Türkistan medeniyetiyle 700 yıl önce şereflenen bir coğrafya. Çepni Türkleri diyarı ve önemli bir coğrafya ile ilgili güzel bilgiler aldık Metin Bey sizden. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Küçük bir şeyimiz de var. Öncelikle Tuna, Çepni boylarının gittiği coğrafyada. Evet, evet. Bugünün anısına kabul evet. ederseniz evet. şöyle. Çok teşekkür ederim. Bu yayınların artmasını diliyorum. İsmail Bey, siz bu işi çok iyi yapıyorsunuz. Ekibinizle beraber Türk tarihinde açılan bu pencereden geniş bir seyahate çıkacağınıza eminim.